26, 24, 25. Bunu girdiğinizde normal internet sayfasına bir porno sekmesini atıyorlar. Porno sekmesine girdiğinizde 31 çekebilir. Devam Gerçek ediyorum. hayattan karelerle animasyonların harmanlandığı eğlenceli bir çizgi film. 12 yaşındaki Gumball Christopher Watterson adındaki kedinin maceralarını anlatıyor. Fakat bu animasyon içerisinde fazlasıyla gariplik taşıyor. Oğlum Adal bari bu kötü olmasın lan kanka. Gerçekten bak çocuklukken izlediğim bütün çizgi filmlerdir. Nerede sevdiğim şeyler varsa hepsinden nefret ettim. Çumanın yanında çocuklara uygun sahnelerde içermiyor. Hermuz'un mandalina müsteşen içeriği izleyip yakalanması bu durumlar arasında pek değil. Günün sonunda evet. Muz bir meyve. Orijinal videoyu bulduk. Ben bunun orijinalini bilmiyordum. Mandalina bir meyve. Biz çok daha karanlık kısımlara ineceğiz. Mesela 2017 yılında bir fast food zincirinden aldığım Darwin oyuncağı gibi. Paketinden hiç çıkarmadım. Çünkü Darwin'in şaşkın ifadesi plastik paketin içinde nefessizlikten ölüyormuş gibi duruyordu. Benim de hoşuma gitti. Biliyorum biraz gaddarca. Bugün bu tarz gaddar, korkunç, yetişkinler özel sahnelere değineceğiz. Özellikle de bazı bölümlerde sizi izleyen garip, korkunç palyaçonun olayı nedir? Neden bizi izliyor? Amacı ne? Bunlara değineceğim. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğenip yorum atmayı unutmayın. Biliyorum herkes gibi beğeni istemek rahatsız edici ama YouTube bu şekilde çalışıyor. Algoritma bu, elimden gelen bu. Ayrıca bu kanalın bir sponsoru yok. Bu yüzden destek olmak sadece kapak kılıfları satıyorum. İsterseniz ve yeni kılıflar isterseniz 3 al 2 öde kampanyamız şu an mevcut. Aşağıda linkler var. Hadi videoya geçelim. Küçükken de büyüdüğümüzde de izlenecek nadir çizgi filmler var. Bunlardan biri Gumball. Gumball totalde 240 bölümden oluşuyor. Her bölümde sorgulanacak çok şey var. Fakat dizi bazen o kadar korkunç oluyor ki bunun en büyük örneği aha da bu patlıcan sahnesidir. Evet, gerçek hayatta maalesef patlıcan sıkışmasından dolayı hastaneye gitme durumları bayağı da yaygın. Ulan bu patlıcan lan. Bir de Gumball'ın çadırda hot dog'la yaşadığı ilginç bir sahne var. Bu sahnede hot dog'un kolu Gumball'un üstünde. Gumball çadırda uyuyamıyor ve bundan bayağı bir rahatsız. Ve hot dog'un kolunu geri koyması için çaba sarf ediyor. Fakat bu çaba bir hayli garip bir çabaya dönüyor. Tamam, gayet garip. Daha ne kadar garip olabilir ki, değil mi? Oh yes! Daha ilginci bu sahneyi ters çevirdiğinizde orijinal sahneden çok daha korkunç bir sahne sizi karşılıyor ama bekleyin. Bu daha Gumball'un içinde yaşanan olaylardan bazıları. Örneğin Steve Small'un kendi özel karışım çayı sahnesi. Let us go, okay? You seem a little stressed up, guys. You wanna try my herbal infusion? It's very good for the nerve. Mr. Small? You! Right, come on! Kim çay içip bu kadar hissizleşebilir? Kim basit bir... Oğlum bütün çizgi filmlerdeki karakterlerin hepsi uyuşturucu bağımlısı birer amcık mı ya? Bu, hangisini izlediysek hepsi manyak ya bunların. Hepsini izledik, hepsi müptezel miymiş bunların amına koyayım ya kanka, çocukluğumdan beri. Bardağı tutma eylemini dahi gerçekleştiremez. Özellikle de hangi çay okulda sıkıcı bir iş gününde kafanızı güzel yapıp bağırmanızı sağlar? Halüsinojen bazı çaylar var. Bu da durumu daha net kılıyor. Bir de Gumball'ın fotokopi makinesine oturduğu bir sahnemiz var. Control operated a virtual soldier. Ah, kim bilir Darwin neler gördü. Ama Adal yok, sen bize daha fazla böyle sahne ver derseniz elimde bundan bol şey yok. Balon, Alan ve Gumball tuvaletin içerisinde kilitli bir şekilde sohbet ediyorlar. Alan sönmüş durumda ve Gumball'dan yardım istiyor. Bu noktada balon şişirmek gayet normal olsa da hayır. Patlıcan sahnesi, evet hatırlıyorsunuz, evet orası... Adal ne yapıyorsun ya kanka? Sahnenin sonunda Alan bundan bayağı bir hoşlanmışken Gumball şoka uğramış şekilde bu tuvaletten çıkıyor. Agalar aktif. Balon sahnesi var ya. Balon sahnesi. Arkadaşlar burayı kırpıyorum. Bitesi. Hani üflemek blow ya. Evet. Kelime oyunu yaptılar yine. Peki ya pizzalara pizza siparişi bölümü? O nasıl bir bölümdü? Pizzalara pizza getiriyorlar. Tabii pizzalarda yeni evlatları için çok heyecanlar. Here's a 20.
Bu aileyi var ya bir dakika içerisinde yerim. Şunun boşan kafasını sıplayıp böyle tak diye böyle Jack Hanma gibi bir ısırırım. Oğlum bunlar neydi? Mozzarella falan var oğlum bunlar. İnanılmaz iyi. Herkes şok oluyor. Direkt bebeğin orada ölümünü görüyoruz. Bu ne kadar pizza da olsa düşündüğünde bu dünyada canlı. Bizimkiler yavaş yavaş arkadan kaçmaya çalışsa da Darwin üzerinde bir de pizzanın kayıyor. Kırmızı sosu her yere yayılıyor. Ve bunun gibi birkaç sahne daha var. Her flowing hair. Her cutie patootie. I'm sorry, but I refuse to picture that last image. Goodbye, cruel world. We waited so long, I had time to grow hair. Huh? Whoa, may I touch it? You may. Nice. Hadi tüm bunları geçelim. Rusya'da banlanan bir bölüm de var. Bu bölümde Tobias herkese şaplak atıyor. Ama herkese. Tek şaplak atmadığı kişi ise Gumball. Gumball ise bu duruma bayağı bir içerleniyor. Ve bütün bölümün tek bir amacı var. Tobias'a ne olursa olsun şaplak attırabilmek. Gumball her şeyi deniyor. Sadece şaplak yiyebilmek için. Tüh ya, saçma bir bölüm, bu bölüm ya. Neden kaldırıldı ki? Bu niye böyle ya? Gel gelelim Gumball evreninin en büyük gizemlerinden birine. Bu gizem Adventure Time'ın salyangoz olayına biraz benzer. Bilmiyorsanız Adventure Time'ın her ama her bölümünde bir tane salyangoz saklanmış oluyor. Fakat Gumball'da sınırlı bölümde gözükse de hiçbir şekilde fark etmediğiniz bir karakter var. Animasyon adeta onu görmemeniz için dikkatinizi dağıtıyor. Sizi manipüle edip dikkatinize farklı yöne çekiyor. Özellikle de ben şu an sizi sözlerimle oyalarken o sizi izliyor. Biraz gerici değil mi? Az önce arka planda rastgele oynadığını düşündüğünüz sahneleri ele alalım. Bu sahnelerin her birinde arka planda gizlenmiş bir palyaço vardı. Hatta o da değil. Serinin birçok kısmında kendisini görebilirsiniz. Otoparkta kolonun yanında sizi izliyor. Otoparkta arabasında sizi izliyor. Okulun koridorunun sonunda sizi izliyor. Okulun kafeteryasında sizi izliyor. Okulun girişinde izliyor. Tablolarınızdan izliyor. Dikiz aynanızdan izliyor. Yansımalarda beliriyor. Hiçbir zaman güvende hissedemiyorsunuz. Yaşadığınız yerde de gözetliyor. Evinizin içinde bile. Gittiğiniz bir marketin içinde. Evinizin hemen önünde. Mezarlıkta. Peki kim bu palyaço? Amacı ne? Neden sürekli Gumball ve Darwin'i izliyor? Kim daha iyi anlamak için birkaç bölümü incelememiz lazım. İlk olarak 3. sezonda The Procrastinators bölümünde gözüküyor. Bu palyaçoyu Gumball'ın annesi yollamış ve çöpleri çıkarmalarını istiyor. I've got a telegram for Gumball and Darwin Watterson. Take out the trash. If you do the math, you could avoid your mom's wrath. Signed, Nicole Watterson. Ayrıca bu sahnenin yayından kaldırılan başka bir versiyonu da var. O da şu şekilde. Nobody's a nobody and everybody is weird like you and me. Bu noktada palyaço gayet normal davransa da gayet gerici. Ses tonu, tipi, baştan aşağı tüyler ürpertici. Başka bir bölüm. 3. sezon 29. bölüm olan The Saint bölümü. Bu bölüm Gumball'ın yanlış aksiyonlarından dolayı suçun eline kalmasıyla başlıyor. Daha sonradan olaylar Gumball ve Darwin tarafında daha da korkunçlaşıyor. Ellen'in ailesinin işkence gördüğü bir kaseti oynatmalarına kadar gidiyor. Bir palyaço tarafından işkence ediliyorlar ve küçük çocuklar oynasın diye farklı şekillere sokuluyorlar. Bu noktada sadece balonların çığlıklarını dinliyoruz. İşte bu noktada palyaço gittikçe çizgiyi aşmaya başlıyor. Fakat daha sonradan her şey netleşiyor. Yoksa çok daha karmaşık mı oluyor demeliydim. Gumball Chronicles adlı yan yapımda palyaço hikayesi daha da derinleşiyor. İlk önce yerde bir kaset buluyorlar. Kasetin üstünde kaseti oynatırsın. Oğlum bütün çizgi filmlerde götlük mü varmış amına koyayım ya? Bunlar bizi alttan çocukken neler neler izletmişler. Ben var ya benim ruhum bile duymadı. Yani şu an var Adal videoyu çekmeseydi ben gidip geçmiş olan ben dur bakayım neler izlemişim diye bakmazdım. Sen oynattığın en son şey bu kaset olur yazıyor. Fakat bizim avanak karakterlerimiz bu kaseti yoyo zannedip yere vura vura, vura oynamaya başlıyorlar. Ya. Fakat bu kaset aslında bir yem. Kaseti bırakan arkada... Ben de hatırlamıyorum kanka bak Kaylan. Ben de hatırlamıyorum hiçbir şeyi.
Ama yani bu bölümler vardır yani kanka, yani vardır da yani neden böyle bölümler vardır, anladın mı yani? Ya denk gelse de kuyuda olan bir varlık. Karakterlerimizin salaklıklarına daha fazla dayanamıyor ve kuyudan çıkıyor. Bu varlık halka filmindeki oğlum. Samara. Kendisi kuyuda tutsak olan fakat daha sonra daha fazla kötülük yapabilmek için insanları manipüle ederek ruhunu serbest bırakan bir Samara'nın Reddit'teyken hentaisi var, haberiniz olsun. Karakter. Samara ile oturuyorlar ve kaseti izliyorlar. Palyaço'nun olduğu her anı burada teker teker görüyoruz. Daha sonra ortaya çıkıyor ki Samara aslında Palyaço'nun kendisiymiş ve Palyaço maskeden oluşuyormuş. Maskeyi takan kişi ise Tobias'mış. Böylelikle Tobias'ın tüm seri boyunca sosyal medya içeriği için insanları korkuttuğunun hikayesini dinliyoruz. Fakat bu biraz garip değil mi? Sanki bir şeyler garip. Palyaço, Tobias'ın olduğu birçok sahnede arka planda hareket ediyor. Tobias gözümüzün önünde ise Tobias nasıl bu palyaço olabilir ki? İşte bu noktada kafalar iyice karışıyor. Çünkü ne ana seride ne de yan seride palyaçonun kim olduğuna dair bir bilgimiz yok. Fakat bu palyaçonun amacının ne olduğunu 3-5 araştırıp anlayabiliriz. Bazılarına göre Gumball ve Darwin'i kaçırmaya çalışan pedo bir palyaço bu. Fakat dördüncü duvar bariyerini biliyor. Pedofilisi. Yani bizim farkımızda kendisinin animasyonda olduğunu biliyor. Böylelikle biz izleyiciler Gumball ve Darwin'e göz kulak oluyoruz ki asla onları kaçıramıyor. Bizim gözetimimiz altında kaçıramaz. Özellikle de bu palyaço kaos içeren çoğu sahnenin içinde. Belki de evrendeki kaosu simgeleyen bir varlıktır. Ama daha da önemlisi, az önceki dördüncü duvar teorisi bence yanlış. Evet, dördüncü duvarı kırabiliyor. Ama palyaçonun izlediği kişiler Gumball ve Darwin değil, biziz. Gumball ve Darwin'in olduğu sahnelerde direkt olarak ekranın dışına bakıyor. Ne Gumball'a bakıyor, ne Darwin'e bakıyor. Sadece bizim ruhumuza doğru bakıyor. Bize odaklanıyor, bizi izliyor. Belki de oluşturduğu kaos ortamının nasıl izlediğimizi, birçok olaya nasıl tepki verdiğimizi izleme hoşuna gidiyor. Ama ne olursa olsun bu palyaçonun Gumball'ın annesiyle olan bağlantısını veya bu palyaçonun kim olduğunu bulabileceğimiz bir detay yok. O mistik bir canlı ve evrenin bir parçası. Fakat her şey bu palyaçoyla bitmiyor. Biri daha var. Gumball izleyenlerden biri bir gün bir şey fark ediyor ve internette paylaşıyor. Birkaç hafta önce Gumball'ı izliyordum ve garip bir karakter sürekli olarak belirmeye başladı ve diğer karakterlerden farklıydı. Evet, biliyorum serideki her karakter birbirinden fazlasıyla farklı ama bu garipti. Birisi bu karakteri bulabilir mi? Arkadaşımın dediğine göre bu karakterin adı Monin Nice. Fakat tam olarak o da adını hatırlamıyor, ben de. Ardından bu karakteri kimse bulamıyor. Yazıyı yazan kişi ise olayları doğrulamak adına karakterin fotoğraflarını paylaşıyor. Birçok Gumball bölümünde arka planda bulunan sipsiyah mistik bir karakter bu. Bembeyaz gözleri var. Hatta bir bölümde tam olarak siyah, bembeyaz gözlere sahip bir kişiden, onun karavanından eşyalar satın alıyoruz. Bu karakter kendini tam anlamıyla asla göstermiyor. Ama Gumball evrenin karanlık tarafının olduğunu ve ne kadar istesek de istemesek de var olduğunu kabul etmemiz lazım. Farklı yırklardan bambaşka boyutlara seyahat edebiliyorlar ve pek de yaşanası yerler değil buraları. Ama asıl olay, The Downer bölümü Gumball'ın yalnızlıkla mücadele etmesiyle başlıyor. Etrafında kimseler yok. Yürüdüğü sokaklar bomboş. Sanki dünyada ondan başka hiç kimse kalmamış gibi. Peki tüm insanlar tam olarak neredeler? Bölüm boyunca bu soru aklımızı kurcalarken aniden kanalizasyondan yükselen sipsiyah bir sis beliriyor. Gumball ne kadar kaçarsa kaçsın bu sisin içinde buluyor kendini. Sis dünyayı sarıp sarmalıyor. Gumball boşlukta yapayalnız. Kimsesiz. Fakat daha sonradan anlaşılıyor ki herkes yerli yerindeymiş. Dünyadaki hiçbir şey değişmese de Gumball'ın görüşü değişmiş. Peki neden? Kafasını kurcalayan ve ona halüsinasyonlar yaşatan bir varlık olabilir mi? Mesela bu siyah karakterimiz gibi. Sanırım olabilir. Bu siyah karakterimiz aslında dizinin en başından beri var. Bundan yıllar yıllar önce, 2008 yılında Gumball'ın pilot bölümü yayınlandı. Çizgi filmlerde genellikle bu pilot bölümler çok farklı olur ve son halini asla yansıtmaz. Dizi tutacak mı, tutmayacak mı bunun bir ölçümü yapılır. Ve siyah yuvarlak karakterimiz arka planda bizimkileri izlerken gözüküyor. Evet, bu karakter internette izleyiciler tarafından Mono Noise olarak çağrılıyor. Fakat daha sonra Gumball'ın hiçbir bölümü... Amına kodum, kaç tane sapık karakter var duvar arkasından bakıp da bizi izleyen. Siktirin gidin, işiniz gücünüz yok mu? Siz yan karakter değil misiniz ya? Yan karaktersin amına kodumun oğlu. Git ya sağa sola falan dolaş ya. Map'i falan dolaş ya. Ana karakterlerle sizin ne işiniz var oğlum sizin ya?
Ne mal karakter ya bunlar. De onu net bir şekilde. İlla bu var ya, bir şey söyleyeceğim. Esas büyük ilgi orospuları bunlar. Bunlar muhtemelen böyle ana karakterler bir şey yaparken böyle kıyıda köşede böyle darlamaya çalışan bu piçler var ya. Günün birinde beni keşfederler, olay olurum diye buralarda duruyorlar. De göremiyoruz. Tamamen rafa kaldırılmış bir karakter. Belki minibüste satıcı ona benziyor olabilir. Belki karanlığı bu karakter yayıyor olabilir. Ama günün sonunda bir çıkıp Mononoise'un gözüktüğü söylenen her bölümü teker teker bulup karşılaştırmasını yapıyor. Mononoise asla olmamış. Arka planda tamamen kurgusal bir şekilde yerleştirilmiş. Daha sonradan Allah atılan Allah iddiaya göre korsan sitelerde Gumball yüklenirken bu karakter içeri aktaran, animasyonun bir parçası yapan başka animatörler varmış. Ama bu tamamen bir hurafe gibi duruyor. Ayrıca Gumball'un asla yayınlanamamış çok eski bölümü diye bir bölüm de var, The Grieving diye, ama o da tamamen yalan, creepypasta. Evet, Gumball bütün bölümlerinde gariplikler içeren, bazen de o gariplikleri bambaşka bir seviyeye taşıyan bir çizgi film. Ama yine de creepypasta tadında hiçbir bölümü yok, bunlar tamamen yalan, öyle bir şey hiç olmadı. Zaten Gumball'ın ilerleyen bir hikayesi yok, arka planda çok fazla sakladığı bambaşka bir boyutu yok. Genellikle bazı şeyler yaşanıyor ve bitiyor. Ve evren sürekli resetleniyor. Geri sarma bölümünü düşünebilirsiniz mesela. Ya da palyaçonun tanrısal bir figür olarak arka planda izlemesi gibi. Kaos olduğunda beliriyor. Peki bütün evler patladığında, her şey sona ermeye yakın olduğu zaman bir sonraki bölümde her şey nasıl normale dönüyor? Belki de sadece çizgi filmdir deyip geçebiliriz. Gumball böyle. Ufak detaylar, fazla hikayesi yok ama izlemesi de bir hayli zevkli bir dizi. Evet, bugünün videosundan da bu kadar. Bir sonraki pazar 17.00'da ne istiyorsunuz? Gumball'ı daha fazla anlatmamı istediğiniz bir şey mi var? Adventure Time'da kalan yarım hikayeler mi var? Onları da spesifik olarak belirtebilirsiniz. Peki sıradaki ne olsun? Yorumlarda yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.